Erzincan ilimiz sürekli gelişen ve değişen bir şehir. Tabii bu gelişim ve değişimde genç girişimcilerimizin payı oldukça büyük. İşte Erzincan için çalışan, kendi iline yatırım yapan değerli genç bir girişimciyle birlikteyiz. Sevgili Mesut Subaşı, bu bölgeye katkılarını, hedeflerini ve başarı hikayesini sizlerle buluşturalım istedik. Merhabalar Mesut Merhabalar, Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok genç birisiniz evet. Ama iliniz için aslında evet. Çok çalışan da birisiniz. Evet. Hem sizi tanıyalım hem de sizin bu bölgeye katkılarınızı değerlendirelim. 83 doğumluyum, Erzincanlıyım. Hep Erzincan'da kaldım. Farklı bir illere bir göç falan yapmadık. Erzincan için durduk. Bir şeyler yaptık Erzincan için. Yani yapmaya da inşallah yine devam edeceğiz işte. Böyle bir Erzincan'da bir eksikliğimiz vardı. Yoktu değil gençler için. Nasıl bir yerdeyiz? Burayı bir anlatalım. Burası Erzincan merkezde. Bizim dört yol, göbek dediğimiz yere ortalama bir 100 metre kadar yakınlıkta bir yerdeyiz. Kaç kısımdan oluşuyor? Burası, kafe mi diyelim? Burası tabii kafe bölümümüz arka tarafta zaten bizim. Burası bizim oyun salonumuz. Burada diğer langırt, işte buz okeyi falan, basket, o oyunlarımız da var. Sporsal faaliyetlerimiz olduğu alan. Evet, burası spor salonu olarak geçiyor zaten normalde. Kahve bölümü bizim arka taraftır. Böyle ikisini bir arada evet. Çok görmüyoruz evet, değil mi? Evet, yok zaten. Tek herhalde evet. Bölgede de. Ben burada sporunu yapar, bowlingini oynar, arka tarafta kahvesini içer. İşte muhabbetini eder, sohbetini, yemeğini yer. Neler sunuyoruz spor faaliyetler olarak? Bowling olarak spor şeyimiz var. İşte buz var. Langırt var. Evet. Arkada tavla, santraç şeylerimiz var. Masa tenisi de var. Masa sonra. Tenisimiz yok. İstiyoruz o halde. Var ya aslında üst tarafı istedik biz. Bir bilardo ve masa tenisi olarak. İşte bakalım olacak nasipse inşallah. Ne kadar oldu? Evet. Burası ortalama bir 17 ay falan oldu. 17 aydır yani işletmesi buranın devam ediyor. Aynen. Farklılıklar katmaya evet. Devam ediyor. İnşallah katacağız da zaten. Buraya gelip bu faaliyetleri, spor faaliyetleri yapan gençlerin evet. Beslenmesine de ihtiyacı yani, var. Neler sunuyoruz yiyecek içecek olarak? Bizim Avrupa mutfağımız var. Artık günlük günün menüsü olarak çıkardığımız bir menülerimiz var. Her gün farklı bir menümüz çıkar bizim burada tabii. Ondan sonra sıcak içecekler, tabii, soğuk sıcak, içecekler, soğuk yani kahve çeşitleri. Gençler çok tabii. Sever. Kimler bütün, daha çok geliyor buraya? Bizim %80 öğrenci. Hafta sonları %80 aile olarak İyi, geliyor. Aileler evet. De tercih ediyor. Tabii. Çalışma yani, saatlerimiz nedir? Bizim çalışma saatlerimiz biraz uzun. Sabah saat 8'de başlar, gece 12'de biter. Haftanın tüm günleri. Tabii. Her zaman bu şekilde devam ediyor. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyor? Ortalama nasıl bir iş bölümü var? Şöyle söyleyeyim. Barista bölümünde çalışan arkadaşlarımız var. Orada bir 4 çalışan arkadaşımız var. Ortalama bizim çalışma arkadaşlarımız kafe kısmında ortalama 15-16 kişi falan var. Mutfak var. Mutfakta bir 4 tane personelimiz var. Var çok şükür yani sıkıntımız yok. Sağlıyorsunuz bu çok elhamdülillah. Değerli. Evet. Daha çok da öğrencilerden evet. Tercih ediyorsunuz evet. Herhalde onlara bir katkı sunuyorsunuz. Aynen öyle. Bu çok güzel. Yani bizim elimizden ne geldiyse genç o. Genç kızlarımız çalışıyor, genç evet. Erkeklerimiz bunlar evet. Güzel gerçekten. Evet. Peki yoğunluğunuz ne zaman artıyor? Bizim yoğunluğumuz genelde hafta içi 5:30'dan sonra başlıyor. Hafta sonu sabah saat 10'dan başlıyor. Gece 12'ye kadar sürüyor. En çok neye ilgi gösteriyor? Bizim burada en çok bowling ilgi gösteriyor. Çok sevilen bir spor. Yani şöyle söyleyeyim. Önceden bilir miydiniz? Bilmezdik. Yok. Yani evet. Biz de burayı aldığımızdan sonra bowling varmış hani falan. Yani ilgi alaka bayağı günden güne de artıyor. Artıyor. Tabii bizim de yeniliklerimiz oluyor tabii. Ne diyorlar? Dönüşler alıyorsunuz. Tabii yani en azından hani toplar, labıtlar falan sistemi bir yenileyelim. Hepsini yaptık. Bir eksiğimiz kalmadı. Güzel de bir alanımız evet. Var. Yani ortalama 973 metrekare alanımız var. Tamamı kapalı alan. Tabii tamamı kapalı. Evet. Var. Evet, kış bahçemiz var. Programımızın en büyük özelliği sizin gibi genç girişimcilerin, girişimci adaylarına ilham olması. Evet. Kendi alanında işini yapmak isteyenler, yatırım yapmak isteyen arkadaşlar ne önerirsiniz? Nasıl bir yol izlesinler? Şimdi bizim Erzincan'da yatırım yok aslında. Yani tabii genelde yatırımlar hep dışarıya akıyor. Bizim Erzincan'a aslında yatırımlar aksa bizim Erzincan
Çok güzel bir şehir. Aslında tarım konusunda da güzel tarım bir yer. Tarım konusunda güzeliz, hayvancılık konusunda iyiyiz. Suyumuz bol. Evet. Meşhur olan tulum peynirimiz var, ihracatlarımız var. Üzümümüz meşhurdur bizim. Cimin üzümü evet. derler. Biliyorum. Yani bağ bozumuna gelmiştim daha önce. Biraz da erken gelseydiniz bir misafir ederdik sizi de. Bir dahaki sefere inşallah haberli gelelim. Gezdirelim sizi, tanıtalım. Yani öyle. Konum olarak da özel bir yer. Bir taraf Karadeniz'e, İç Anadolu'ya, Doğu'ya açılan bir kapı. Biz ortalama Elazığ, Tunceli, Erzurum, Gümüşhane, Trabzon, evet. yani ortalama Sivas. Trabzon, Sivas, evet. hepsi yani ortalama en uzak yer 2-2,5 saat arası evet, normal özel vasıtayla. Yatırım için aslında çok uygun bir yer. Aynen öyle. Organize sanayimiz boş duruyor, yatırım yok. Yani umarım bu bilinç oluşur. Aynen öyle. Eleştirimizi de yapalım. Yani yapalım. Yani buradan ne diyeyim yani yüksek makamlara da seslenelim. Erzincan için bir şeyler yapsınlar artık. Her şeyi Erzincanlılara evet. bırakmasınlar. Yani herkes bırakıp giderse burası sahipsiz kalır. Önemli olan bırakıp gitmemek. Tüm bunlara rağmen çok güzel bir il. Sokakları, evet. caddeleri çok temiz. Evet, belediye başkanımız da sağ olsun gece gündüz çalışıyor. Gerçekten evet. 81 ili geziyoruz. Evet. Örnek illerden biri bu konuda. Çok temiz ve çok ferah buldum. Yani belediyecilik hizmeti çok iyi. Güzel yapılıyor. Hı. Gece gündüz çalışıyorlar, ediyorlar. Erzincan için yani artık belediye ben burayı için ne yapabilirim? Her zaman deme aşamasında tabii yapıyor da. Uyumlu. Tabii. Hep söylerim yerel yöneticilerin girişimcilerle birlikte, esnafla birlikte yol alması her zaman daha aynen güzel öyle. Sonuçlar doğurur. Zaten şöyle diyeyim, yan yana olduğumuz zaman aşılamayacak kapılar yok, yapılamayacak şeyler yok. Kesinlikle. Önemli olan yan yana olmak. Kesinlikle. Neyi hedefliyoruz? Vallahi hedefimiz aslında ne diyeyim? Daha güzel şeyler yani yapmak bizim aslında tabii çabalıyoruz ama yani burası bizim eviniz boş zamanımız yani boş zamanımızda bizim diğer işlerimiz hayvancılık dediğimiz gibi işte biz hedeflerimizde tabii sorunlar orada da çok ama evet. yine de devam ettiriyorsunuz gelecek devam tarımda ettireceğiz. Ve hayvancılıkta aslında. İnşallah zaten evet. hedeflerimiz zaten onlar. Erzincan içinde farklı bir eğlence yerleri planlıyoruz. Hak ediyor buranın insanı en güzel hizmeti. Eğlenmeyi hak ediyor en azından. Evet. Yani bizim burada ki halkımız Erzincan'da eğlenebilecek bir yer yok. Bulamıyor. Bir evet. Onun için orada. Buradan hafta sonları il dışlarına kayım oluyor. Ama biz bu kayımı istemiyoruz. Biz Erzincan'da istiyoruz. Erzincan'da olsun istiyoruz. Elimizde. Aynen öyle ya. Çok güzel. Tüm bunlar için kutluyorum sizi. Erzincan için teşekkür yaptıklarınız, ederiz, sağ olun. Gelecekte yapacaklarınız için, sağ olun. Misafirperverliğiniz için, Erzincan bölümünde bizi yalnız bırakmadığınız teşekkür için ederiz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Var mı söylemek istedikleriniz? Evet. Son olarak onları da anlatabiliriz. Vallahi ekleyebiliriz. Aslında çok şeyi konuştuk herhalde. Teşekkür ederiz bizi ziyaret ettiğiniz için. Teşekkür ederiz. Sağ bize olun. Misafir olduğunuz için. Bizim Erzincan'ımızı tanıttığınız için. Yani teşekkür ederiz. Sizlerin desteğiyle yapabiliyoruz bu programları. Bunun Allah razı olsun. Diyorum. Sizin elinize bütün evet. girişimcilerimize, bütün esnafımıza, Erzincanlı esnafımıza bereketli, bol kazançlı Amin. Bir sene dileyelim. Amin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor.